Hoş geldiniz. Hoş buldum Ahu Hanım. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Nasılsınız Elif Hanım? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben şimdi size seyircimiz için sormak istiyorum. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben Tayfun abiden bir şans istiyorum. Kendisinin mektupları beni çok zor zamanlarımı geçirmemi sağladı. Ve onunla tanışmak, yüz yüze bir iletişimde olmak istiyorum. Onu bulmak için aslında buradayım. Şimdi Tayfun abinizden bir şans istiyorsunuz. Ama onunla tanışmıyor musunuz? Doğru mu anladım? Biraz öyle gibi. Yani yüz yüze tanışmıyoruz ama öğütleriyle hayatıma çok dokunmuş birisi. Mektup arkadaşınız mı Tayfun abiniz? Yani doğru düşündüğünüz mu? Gibi değil eğer hani böyle gönül işleriyle alakalı olduğunu düşünüyorsanız. Yok, öyle düşünmedim. Sadece mektup üzerinden mi bir iletişiminiz var Tayfun abinizle? Evet. Karşılıklı mektup yazma da yok aslında. Tek taraflı gibi. Tek taraflı. Peki şöyle sorayım. Şimdi seyircilerimiz de merak etmiştir eminim benim gibi. Kimdir bu Tayfun abi? Kendisiyle tanışmadık ve ben de aslında tam olarak bilmediğim için ve onu bulmak istediğim için buradayım. Hayır, öyleyse benim sorumun cevabını mı arıyoruz sizin için? Evet. Aslında kimdir bu Tayfun evet. abi? Evet. Mi? Peki, kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım. 20 yaşındasınız. Evet. Kaç yıldır mektuplaşıyorsunuz ya da mektuplar geliyor? 5 yıldır mektup alıyorum. Ve ben en son gönderdiğim mektuptaki mektubu ve o gönderdiği şeyi ona geri teslim etmek istiyorum. Hmm. Şimdi o en son mektup ve size gönderip teslim etmek istediğiniz şeye geleceğim. Bana unutturmayın lütfen. Başına gitmek istiyorum anlayabilmek adına. 15 yaşında başladı öyleyse bu mektuplar size gelmeye. Ne zaman geldi? Nerede geldi? İlk mektubu nasıl aldınız? Ben o zaman yurtta kalıyordum. Ve yani bu devirde mektup da biraz garip zaten. Yani ben de biraz şaşırdım aslında Elif mektup geldi dediklerinde. Yurtta kalıyorum derken bir okul yurdu mu? Hayır. Benim bir ailem yok ağam yani. Peki. Yurttaydınız. Bir gün dediler ki Elif bir mektubum var. Elif sana bir mektup geldi. Çok şaşırdım yani heyecanlandım çünkü o an beklemediğiniz bir şey oluyor yani. Sonra bu şekilde oldu aslında. Bir uyaran da bu yüzden olmadı aslında yani. Garip bir şekilde mektup geldi çünkü. Ve açtınız. Evet. Yani ilk defaydı. Daha önce hiç mektup almamıştım yani. Ne diyordu? Hiç tanımadığınız biri. Tamam Tayfun abim diyorsunuz ama. Başta çok anlamadım aslında. Yani bir akraban falan mı diye düşündüm aslında. Hmm. Ama daha sonraki mektuplarla iyice alıştım varlığına. Yani haftada bir mektup alıyordum. Yani sanki olmayan ailemin boşluğunu dolduruyordum gibi oluyordu benim için. Neler yazıyordu bu mektuplarda? Nasıl mektuplardı bunlar? Getirdim yanına gönderdim. Evet. Yani. Olur. Yani eğer sizin izniniz olursa. Onun için getirdim zaten. Peki, tamam. İznimi tabii ki buyurun lütfen. Aldım. Okuyorum. Elif merhaba. Sana daha önce de söylediğim gibi ayakları üzerinde duran bir kadın olacaksın. Bu yüzden sana bazı tavsiyelerim var. Yurtta yalnızlık çekiyor olabilirsin. Zaman zaman kendini yalnız hissetmen de normal. Ama hiçbir zaman unutma ki yalnız değilsin. Seni her zaman dinleyecek, dertlerine ortak olacak birilerini bulman gerekiyor. Bu kişileri uzaklarda arama. En güvendiğin kişilerle konuş. Dertlerini öğretmenlerine anlat. Onlar sana en iyi yolu gösterirler. Ne olur ben yalnızım cümlesini kendine söyleme.
okulda aldığın eğitimin her zaman üstüne çıkabilecek şeyleri düşün. Yaşın yabancı dil öğrenmeye uygun. Yapabilirsen özel bir kursa git. Bir sonraki mektubumda sana gideceğin kursun adresini vereceğim. Para kısmını sen hiç düşünme. Tayfun. Peki mesela şimdi bunu okudum. Diyor ki İngilizce öğren. Okulda aldığın eğitimin üstüne çık. Para kısmını da düşünme. Ve söyleyeceğim adrese git kurs için diyor. Geldim onun adresi. Evet, bana ondan sonraki ay kurs yerinin adresi geldi. Peki. Ve ben gerçekten gittiğimde de benden hiçbir şekilde ücret talep edilmedi yani. Zaten kaydettirmişti ve ben onun kim olduğunu bulmak istedim orada aslında. Evet, yani sormadınız mı kim beni buraya kaydettirdi, evet. Parasını oraya mı ödemiş, kursa mı evet, ödemiş? Evet, öyle olmuş. Çok şaşırdım yani, sordum, öğrenmeye çalıştım yani ama bir türlü bulamadım, kimse de yani söylemedi bana. Sordunuz ve kimse söylemiyor. Evet. Yani, İsim vermiyor. Evet. Yani böylece sonuç olarak onun sayesinde İngilizce öğrenmiş oldum. Hayatına ne kattı öğrendiğin İngilizce mesela? Yani bu nasihat senin için, işte o ödenen ücret, yazdırıldığın o kurs. Çok minnet duydum ve kendisine bir teşekkür bile iletemedim bunun karşılığında. O yüzden onu bulmak istiyorum aslında. Daha sonra bana bir yıl sonra kursa başladıktan bir mektubunda bana öbür yurt arkadaşlarıma da İngilizce öğretmem gerektiğini söyledi. Daha sonra ben de arkadaşlarımla boş vakitlerimizde yani saçma, bize bir şeyler katmayacak aktiviteler yapmak yerine ona başladık. Yani ben ders verdim onlara ve bu şekilde yani notlarının yükseldiğini görünce, onların değiştiğini görünce çok... Ben de mutlu oldum yani. Öğrendiğin şeyi öğretmeye başladın. Evet. Ne kadar kıymetli bir şey değil mi? Evet. Tayfun abi aynı zamanda onların da hayatına dokunmuş oldu.